götünü kafama. Ne de olsa gerçek olmayacak hayallerim. Ya da kes biç bölçam, zehirle yaptığım yerden seni izlerim. Kanadını kıramadan adamını saramadı, yaraladın, olay yerinde bıraktı. Evet arkadaşlar, merhaba, nasılsınız, iyisiniz? Yine ben ailenizin metal kafalı Hüseyin Dursun. Saat 12.30 itibariyle, hatta inanmayan bakabilir. Görebilen var mı? Bakayım, doğru mu? Aynen 12.30. Evet, ben ailenizin metal kafalı müzisyen dostu, müzik öğretmenim arkadaşlar. Televizyonları yeni açanlar varsa, rap müzik dinliyorum. Çok uzun bir süredir değil ama en azından bir 3 aydır rap'e karşı çok ciddi bir sempatim var. Her gün yeni şarkılar keşfediyorum. Çok kaliteli durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bazılarını eleştiriyoruz teknik anlamda tabii ki. Bazıları çok güzel geliyor, oturup böyle ağzımız açık, kulağımız açık dinliyor ve izliyoruz. Bugün iki tane şarkı, hatta bugün üçüncü videom, bu arkadaşa inanmayacaksınız ama Norm Ender çıktık yine yollara, isteniyordu. Bir yapalım dedim. 2015'te yüklenmiş. Bir de Kezo Fuat Ergin, Dipnot Decoy, Ele Verdin isimli, muhtemelen protesto olarak olduğunu tahmin ettiğim bir şarkı daha inceleyeceğiz. İkisi de lyrics videosu var. Bakalım. İlk önce Norm Ender'le başlayalım. Bakalım Norm Ender bize Çıktık Yine Yollara isimli şarkısında nasıl mesajlar verecek? Ne gibi bir anlatım şekliyle verecek bunu? Daha da önemlisi teknik anlamda neler var? Ona bir bakacağız. 3. Çarşamba akşamı saat 22'de Kardiyak'la beraber canlı yayın yapacağız. Soru cevap şeklinde. Benim Instagram hesabımda, onun Instagram hesabından yapacağız bunu. Instagram hesabımı takip edin. Çarşamba akşamı 22'de görüşürüz diye ekstra bir bilgi vereyim ve devam edelim. Pekala, 3, 2, 1, vallahi play. Şarkı başlamadan hemen bir tonuna bakmak istiyorum. Sözleri merak ediyorum tabii ki. Yaşıyor bu sözler, anlat hadi onlara, ne diyor bu gözler. Çıktık yine yollara, yaşıyor bu sözler, anlat hadi onlara, ne diyor bu gözler. Hemen başlamadan bir durdurmak istiyorum. Ototune kullanılmış ama tadında kullanılmış, farkındaysanız. Yani rap müzik dinlemeyen biri bunun ototune kullanıldığını anlayacağını zannetmiyorum. Tabii rap müzik dinleyen, hatta icra eden biri zaten havada karada bunun ototune olduğunu anlayacaktır ama şimdi onun sebebi de şu, koklatmışlar. Çıktık yine yollara, darararar, köşeli geliyor oraları. Çok kullanılmadığı için bence başarılı. Bu nakarat galiba, tahmin ediyorum. Devam. Yollar anlatır, her bedende farklı kavgası, beni de ağlatır, yanmayan bu sokak lambası, damgasıdır dik yokuş, şehre uzak bölgeler, köşe başında 10 yaşında kimlik arıyor gölgeler, doğmayan hayallerin, cehennemin tam ortası, seni de korkutur mu olmayan hayat sigortası, ilgisiz bu devletin, bak ilgisiz konutları, beşikten atlar uçuruma, varoşların umutları. Beşikten atlar diyor, yani işsizlik, sokak, para kazanmaya çalışan esnaflar çocukluktan, bebeklikten başlıyor demek istiyor. Bu konuda gayet haklı. Kapitalist beyinlerin zekasının bir sonucu bu. Dengesiz terazi düşman etti insanoğlunu. Ve sistem öyledir ki bedeni asgari çalıştırır. Öküzle servetiyle görgüsüz sidik yarıştırır. Boldur ülkemin politikayla kuyu kazanları. Bir günde gündem estetik ve sosyetik sazanları. Yazar mısın Beyaz Saray'da orucunu bozanları? Yazar mısın ki sen, yazar mısın basın kitapları? Çıktık yollara, yaşıyor bu sözler. Anlat hadi onu, ne diyor bu gözler? Çıktık yine yollara, yaşıyor bu gözler. Anlat hadi onlara, ne diyor bu gözler? Güzel, basit bir nakarat ama sonuçta melodi kullanılmış. Ve benim melodi konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyorsunuz daha önceki videolarımdan en azından. Hani bir nakarat yazılması gerektiğini düşünüyorum güzel olması için. Bu güzel bir nakarat. Autotune kullanılmış ama kılıfında kullanılmış. Çok kullanılsaydı bu hazzı vermezdi. Gayet güzel geliyor nakarat. Devam. Çıktık yine yollara, yaşıyor bu sözler. Anlat hadi onlara, ne diyor bu gözler. Kavgalar
ve zor yaşam sebep geçim sıkıntısı. Bir iş bir evdi sadece mutluluk takıntısı. Sokaklarımda büyüdüm hep, adımlarımla büyüdü rap. Ve yürüdüğümde sahnelerde belgesel gibiydi hep. Kulaklarımda senfoni, çocuk silah siren sesi. Dudaklarımda bir küfür ki bak hayat fakültesi. Master'ım bu burjuva, sanatta gerçek arıyorsan. Gözlerinde cümle çok, yazma dilini biliyorsan. Kalbinizde yüz... Gözlerimde cümle çok, yazma dilini bilmiyorsan. Sanatta gerçek arıyorsan, gözlerinde cümle çok, yazma dilini biliyorsan. Kalbinizde yüzleşin, varsa bölsün uykunu. Çelik kapıyla korumalar, zekana denk çözüm bu mu? Ülkemizde sayenizde gelecek oldu bilmece. Onur şeref bir erkek ismi değildir be sadece. Ooo çok güzel. Onur şeref bir erkek ismi değildir sadece be sadece. Böyle bir betimleme şeyde vardı. Susamam da Beta'nın partisyonunda vardı. Beta çıktığı zaman... Sadece gazeteydi Hürriyet, sen olabildiğince özgür ol diye, hatırlayan vardır. Susamam şarkısında. Çok güzel, çok güzel. Devam. Susmayın sanatçılar, buydu işte kitleniz. Evet. Söze gelince ortalık stardan hiç geçirmiyor. Hesap sorun ve kafa yorun, duyarlılıkta göreviniz. Satış düşünce korsan almayın demekle bitmiyor. Dinleyin siyasetin tepkisiz esirleri. Caddelerde boş gezen çaresiz nesilleri. Yarattınız ne yaptınız bu topluma, bir çık da gör. Her sokakta korku, her bedende farklı sorgu var. Buna kadar diyen kesim empatiyle izlesin. Birçok beden hayalleriyle sahneden yok oldular. Dikkat et hayat, sana da böyle tablo çizmesin. Renklerin değişmesin, bu rap sizinle gettolar. Çıktık yine yollara, yaşıyor bu sözler. Anlat hadi onlara, ne diyor bu gözler. Çıktık yine yollara, yaşıyor bu sözler. Anlat hadi onlara, ne diyor bu gözler. Aha, piyanoyu devam ettirmişler. Çok güzel. Bu teknik anlamda çok basit bir beat. Kesinlikle basit. Yani zor bir beat değil. Ama teknik anlamda olmasa da çok etkili bir beat olduğunu söyleyebilirim. Piyanoyla beslenmiş altlar. Piyanolar doğru şekilde harmanlanmış. O birey tekli notalardan bahsediyorum. Bu gayet güzel mesajı ulaşmıştır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çok fazla bağıramıyorum çünkü oğlum içeride yatıyor. Normalde hale diye bağırır biliyorsunuz benim. Oba falan yapmışımdır ya da hı hı. 3 evetle gönderiyoruz falan dermişim. Normalde tebrikler. Kenzo Fuat Ergin, Deep Note, Decoy, Ele Verdin isimli şarkısı 3.51 saniye. Altta bu bakmıştım az önce sözler var. Hadi bakayım, kaybetmeyelim, gelsin. 3 gibi play. Ben nereden geldim, bizim artı bıraktı mı dersin? Evet. Tüm cahilliğim o sokakta yüz yere gelsin. Güz yerden geldin, kez dertlerin oltası gergin. Ele verdin, sen bizi kahvece kendini yerlere serdin. Abi gözyaşı temizler çekiçle bir şekilde çözülen dertler ve dağlar. Elitsen gök kubbede yanarsa lirikler çığ gibi iner tepeden felaket. Mucize yağmur olup iner gökten. Beynin bitik ot içmekten yeksin mercek sikti biçi götten. Ooo beynin bitik ot içmekten yeksin mercek bırılıp falan. O Fuat'a daha güzel yakışıyor, bana yakışmaz o küfürler. Ben kendimi o şeye sokamam yani. Anladınız değil mi? Devam, 3-2-1 play. Gibi geçer üstünden vesvese ters yöne kasıtla girdin bebek. Savaş bayrağını göndere çek namludan çıkan rap yiyi kalbi delecek. Sulhum öksüz kenarında uçurumun penceremden içeri bakar buruk. Kalbim atar lakin içime kanar durur. Kanı yerde kalmaz hip hop gurur. Satırlarında saklı şifreler hatırlatma lan batsın gemiler. Çıt çıkarma bölme hevesten nefsine füzelerim iner beleşten. Kafayı acalı akarı kokarı kaması palası kanatı dükkanı kapatın. Tasayı takasa makası facaya kalası kafaya burnu masaya yatırın. Yol yok ayaba. Şurası çok güzel bir flow. Kafayı açılı, kafayı açalı akarı kokarı kaması palası kanatır dükkanı. Böyle bir kaçak diye bir grup vardı arkadaşlar. Bizim sektörden, rock sektöründen. Antrenman diye bir parçası vardı. Hatta şurada bir göstermek istiyorum o şarkıyı. Bu flow'una dair.
kafasına, palavasına, kama kaşın açılacak, yakama tak, biyoma bakan çatlayacak. Madalya bak, oldun sümük salya, ağlarsa anam, gayrısı yalan ağlar. Yani işin özeti, Fuat böyle flowları çok seviyor ve çok güzel yapıyor. Çok büyük saygım vardı. Yani Fuat Ergin birçok MC'ye MC olmasında çok büyük katkısı olmuştur yani. Bizzat ders verdikleri haricinde Fuat'ı idol olarak gören çok MC var arkadaşlar. Hani ben MC değilim mesela, rap yapacak olsam Fuat gibi yapmak isterim mesela gibi. Devam. Popüler çocuklar modüler çoğu, gözüm el tetikte şarjör boş. Yere sırt gelmedikçe en büyük koz, kurşun delmedikçe kaygın boş. Hiç kaybettim mi saygını, kullandığın kara kalem kağıdını? Ben çok gördüğüm kaybetti saygımı, 3'e 5'e boktan para uğruna. Evet. Kafaları zuğruna, kafaları huğruma, bana sakın hiç kimseyi koruma. Üstüne bastım geçtim doğruna, fuck peysaj klik gitmez zoruma. Boğazına pasil yetmez koruma, tüm proses yanlışı doğrula. Tüm gün proses her şeyi sorgula, bam güm yazıyorsam korkma. Bana kimi dinle diye sakın sorma. Bazen Barış, bazen Jay-Z, yolum yol. Barış'tan kastı inşallah Barış Manço'dur. Biliyorum hissettiğin, aga kol gibi bir beat hissettiğin. Biliyorlar işi bildiğim, beatin üstüne bir şey çizdiğim. Feed'i gönderene rapi dizdiğim, kaçıncı verse bu amını siktiğim. Ben nereden geldim, bizim artı bıraktı mı dersin? Ele versin, tüm cahilliği poz sokakta yüz yere gelsin. Küs yerden geldim, kez dertlerin ortası gergin. Ele verdiğin Ruhumda paltoya dar gelir öznesi cümlesi cümlemi duygusu bir. Sokakta beni sana anlatacak, bense bir boşluğa bakacağım ve bir sigara yakacağım. Kelimeler siki faizsiz kalacak, onların o kavga dediği kağıttan tabanca. Boş beleş cümlelerine olamıyorum işim. Nasıl güzel topar. Onların o kavga dediği tan tıkıtıtan. Orada orası çok güzel gelmiş. Onların kelimeler siki faizsiz kalacak, onların o kavga dediği kağıttan tabanca. Boş beleş cümlelerine olamıyorum ihya. Şez baba komutan, onlar çıkmıyor sokağa. Bu yüzdendir kavgamızda sokaktan gelenler ve değişmeyecek asla. O yüzdendir çıkmıyorsan evinden ve ciğerlerini kusmuşsun yastığa. Egon kocaman bir davet dinamiti benim aslan. Kimseye sormam, kafamın dikine yürürüm ama onlara aldanmam. Yürü be. Yakama yapıştıkça savaşırım, söke söke bedenim alışık bütün kazıklara. Benim bunu kasıdım aga, suratı boyalı şerefinin an ederine. Para basıp alamam mederi, yakalasa da beni asla dedikleri. Giremez içeri evin içi cehennemin dibi. Karantinam içindeki parodiler şekillenip inecek bir gün tatapelere füze gibi. Kimileri sövdükleri suratlara güler ama kurukları kısar aga gördükleri gibi. Birileri içer sıçar över ama anlatamaz hiçbiri de düştükleri kara delikleri ya. Çoliler gezer ama kuru sıkılar bizi. Bozamaz ne karı ne paralar sizi. Yaralar değil bizim oralar. Ben nereden geldim, bizim artı bıraktı mı dersin? Güzel bir şarkı mı? Tüm cahilliği poz sokakta yüz yere gelsin. Küz yerden geldim, kez dertlerin oltası gergin. Ele verdin, sen bizi kahpece kendini yerlere serdin. Ben nereden geldim, bizim artı bıraktı mı dersin? Ele versin, tüm cahilliği poz sokakta şey, yüz yere gelsin. Ezberlenebilecek bir... Küz yerden geldim, kez dertlerin oltası gergin. Ele verdin, sen bizi kahpece kendini yerlere serdin. Vay, helal be. Fuat Ergin girince olay değişiyor abi. Yani aramızda Fuat Ergin seven var mı arkadaşlar? Genelde New School, New Age şeyler, MC'ler daha çok seviliyor. Çünkü çok yetenekliler, o ayrı bir konu. Mesela Olçi bu konuda kafayı oynar. Keza Baneva. Aslında orta yaşlılar aslında. Hani sadece Haykiler vesaire, işte Defkanlar onlardan büyük olduğu için biz onları yeni nesil diyoruz ama aslında hepsinin kariyeri olan, hepsi kariyeri olan MC'ler. Sadece fazla göz önünde değiller. Yani Defkan gibi, işte Hayki gibi, Rota, Şeyin Şah gibi bu kadar ve daha çok Joker vesaire, Kontra. Onlar kadar isimleri anılmıyor, zikredilmiyor ama çok tehlikeli şeyler yapabiliyorlar. Fuat Ergin özel bir adam. Bu da özel bir şarkı arkadaşlar. Altyapısı da çok güzel, beat de çok güzel farkındaysanız. Çünkü çok güzel aktı. Bu akşamlık bu kadar diyelim sevgili arkadaşlar. Yazın bana. Yazın bana derken arkadaşlar kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşeceğiz mutlaka.
Ben yayın yapmaya devam edeceğim. Siz de beni izlemeye devam ederseniz de mutlu bana diyeyim kısaca. Üye olmadıysanız olabilirsiniz. Hatta katılma butonu da var. Destek çıkmak isterseniz asla hayır demem bu iş için. Kendinize bakın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Tekrardan görüşeceğiz. Bye bye.